Sanık dinlemiyor, kendisini tehdit ediyor, onu öldürmekle tehdit ediyor, telefonunu fırlatıyor, herhangi bir yardım almasın diye ve sonra da müvekkili iz kalmasın diye yıkıyor hatta. Aslında en başta şikayetçi olmayı düşünmemiş çünkü çok korkmuş gerçekten. İş arkadaşı durumunu fark ediyor. Hani sana ne oldu, çok kötü görünüyorsun dedikten sonra bir anda ağlama krizine giriyor ve her şeyi anlatıyor. Daha sonra iş arkadaşı diyor ki bu böyle olmaz, şikayetçi olman gerekir diyor ve beraber karakola şikayetçi olmaya gidiyorlar. Bu şuradan önemli, Yargıtay özellikle tecavüz suçlarında hemen şikayeti önemsiyor. Aslında bu bizim genel olarak tecavüz dosyalarında kadınlar biliyorsunuz yıkanırlar, delilleri bu anlamda yok ederler. Şikayet etmekten çekinirler haklı olarak çünkü polisin de zaten yaklaşımı belli vesaire. Ve bu travmayla baş etmek de kolay değil. Yani aslında hemen şikayet etmek çok kolay bir şey değil. Ama bu dosyada hemen şikayet de var. Kıyafetlerini vermiş, üzerindeki kıyafetleri. Bu da önemli bir delil zaten. 2011'de savcılık iddianame hazırlıyor. Nitelikli cinsel saldırı yani tecavüz suçu ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçları nedeniyle. O dönem savcılık güzel bir şey yapmış. Kocaeli Üniversitesi ne göndermiş müvekkilimize ve bir heyet raporu verilmiş. Çünkü müvekkilimiz aslında o sırada tabii ki ruhsal mücadeleler de veriyor bu olayla ilgili. Daha sonra yargılama başlıyor. Müvekkilimiz o dönem avukatsız takip etmiş dosyaya. Bu arada savcılık o akşam yemek yedikleri arkadaşlarını da dinliyor aynı şekilde. Tabi arkadaşların arkadaşı olan kişi iki erkek, iki kadınlar o akşam. Diğerleri de bir çift zaten ve kadın olan diğer kişi diyor ki bizim şikayetçi olmamamız için beni sevgilim ve diğer sanık, yani diğer şüpheli tehdit ettiler diyor. Bunu açıkça söylüyor. Bu ifadesinde geçiyor zaten. Müvekkilimiz yargılama sırasında Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı'na başvurup hukuki destek alıyor. Bunun yanında şunu araştırdık. Sanık hangi suçtan mahkum olmuş diye araştırdığımızda şunu gördük. Başka bir kadına cinsel saldırıya teşebbüsten mahkumiyet kararı verilmiş hakkında ve kesinleşmiş. Ben bu dosya için kişisel olarak şöyle söylerdim. Hani bu dosyada eğer ceza kararı çıkmazsa ben avukatlığı bırakacağım dediğim bir dosya. Çünkü gerçekten o kadar fazla delil var ki ve Yargıtay'ın arada bütün kriterler var ki. Şunu da belirtmek zorundayım. Burada yargılanan kişilerin ekonomik durumları da maalesef artık adaleti etkileyen bir yerde duruyor. Hiçbirimiz artık avukat dahi olsak adalete güvenimiz tam değil. Maalesef artık şunu söyleyebiliriz, adalet satılık diyebiliriz. Ve bu kişi Gebze'de otogalerici bir iş adamı. Kendisinin düğününe de iktidar partisinden milletvekillerinin katıldığını biz biliyoruz. Dolayısıyla burada maalesef şeffaf bir yargılama yapıldığını düşünmüyoruz. Bundan noktada tabii ki 15 yıl geçmiş oldu. Gerçekten çok uzun bir zaman baktığınızda ve bu adam, bu sanık, bu tecavüzcü hiçbir zaman tutuklanmadı. Maalesef bizim yargı sistemimizde bu tarz nitelikli cinsel saldırı olaylarında kamera kaydı, ses kaydı yoksa tutuklama gerçekleşmiyor ve karar kesinleştiğinde ancak yakalama kararı ya da tutuklama oluyor. Dediğim gibi zaten nüfuzlu da birisi olduğu için bir sene boyunca hakkında yakalama kararı vardı. Hiç yakalanmadı, hiç bulunamadı. Bir gün bile yatmadı. Bu kadar uzun sürmesi ve hala sonuçlanmaması, hatta sonuçlandığını düşünüp daha doğrusu en azından ceza aldığını düşünürken bir anda yine işlerin tersine gitmesi gerçekten kabul edilebilir değil. Bu hepimizi ilgilendiren bir karar. Tüm kadınları ilgilendiren bir karar. Öncelikle Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapılmaması halinde mahkeme bir karar verecek. Vereceği karar bizim aleyhimize olursa elbette öncelikle bütün kanun yollarına başvuracağız. Akabinde uluslararası sözleşmelere de başvuracağız. Yani 15 yıl değil 30 yıl 50 yıl da sürse bu dava, biz bu davanın peşindeyiz. Bu tabii ki sadece cezalarla çözümlenecek bir şey değil. Yani bütün sistemin zaten
baştan bir yapılanması gerekiyor. Öncelikle bir kadın erkek eşitliğine inanan bir iktidar olması, bu yönde politikalar üretilmesi gerekiyor. Sonrasında da evet, adaletin de artık Adalet Bey diyorum o yüzden. Yani o kadar gerçekten cinsiyetçi uygulamalar var ki gerçek adalete evrilmesini bekliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bu da mücadelemizin bir parçası. Bu dava da bir mücadelenin parçası. Tecavüz suçlarının cezalandırılması için bu dava çok önemli. Dolayısıyla bu hepimizin, tüm kadınların davası. 4 Ekim saat 14'te tüm kadınları davanın takipçisi olmaya çağırıyoruz.